Balıkesir'in Karisi ilçesinde 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntı Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Bazı vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı, geceyi sokakta geçirdi. Ya insanların yaşadığı korkuyu anlayabiliyorum çünkü çok kez yaşandı. Evet. Umarım bir daha yaşanmaz. Balıkesir ard arda gelen depremlerle sallandı. Saat gece 01.13'te meydana gelen 4.1'lik depremden 45 dakika sonra 4.7 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yaşanan iki deprem paniğe neden oldu. Bazı vatandaşlar evlerinden çıktı, geceyi sokakta geçirdi. Oturuyorduk işte arkadaşımla. Bir arkadaşımız da uyuyordu. Bir anda sallanmaya başladı, dolar falan. Sonra işte üçümüz de bir anda bir araya toplandık. Arkadaşımız bayağı korktu. Ben de korktum. Vitrin nasıl sallanıyor biliyor musun? Takır 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 aklım alındı. Sarsıntı Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Profesör Doktor Hasan Sözbilir Balıkesir'de meydana gelen depremleri değerlendirdi. Bölgede çok daha büyük sarsıntı üretecek fay parçaları bulunduğunu söyledi. Kent ard arda beşik gibi sallandı. Uzman isim uyardı. Bölgede 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek fay parçaları var. Balıkesir'de 4.1 ve 4.7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 50'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir o depremleri değerlendirdi. Artçı sarsıntıların Ovacık segmenti civarında yoğunlaştığını söyledi. Uzun zamandır suskun olan bu Havran Balıkesir fay zonu içinde 7.2 büyüklüğüne varan deprem üretecek fay parçalarının bulunduğunu belirtti. Sözbilir, bu nedenle kente olası deprem zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Antalya İtfaiyesi turizm sezonu öncesi falezlerden ve doğa yürüyüşü yaparken uçurumdan düşme olaylarına müdahalede hız kazanmak için tatbikat yaptı. Tatbikat anları nefes kesti. Gerçeği aratmayan tatbikat yapıldı. İtfaiye erleri tek tek zorlu eğitimden geçti. Antalya İtfaiyesi yaklaşan turizm sezonu öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Döşeme Altı ilçesindeki Güver uçurumunda gerçekleştirilen tatbikatta 30 metreden düşen biri canlandırıldı. Merve. Kazazedenin yerinin tespit edilmesinin ardından uçurumun iki yakasına halatlar gerilerek ip köprüsü kuruldu. Biraz daha gelişmiş olacaktır. Ekipler kazazedenin yanına ulaşınca ilk müdahalenin ardından sedye ya da emniyet kemeri kullanılacağına karar veriyor. İtfaiye eri Merve Yiğit de kadınların bu işte daha cesur olduğunu ifade etti. Beni ilk gördüklerinde bir şaşkınlık yaşadıklarına şahit oldum gerçekten.